Furkan Akar, 21 yaşındayım. Erzurumluyum. Atatürk Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Spor Bilimleri Fakültesinde okuyorum. Yaklaşık olarak 12 yıldır kısa kulvar sürat pateni yapıyorum. 9 yaşında bu branşa abim sayesinde başladım. Kendisi benden önce yapıyordu. Birkaç antrenmanı izleyerek, kendimi bu yönde geliştirerek aslında bir hobi amaçlı başlamıştım. Kulüpte devam ederek milli takıma seçildim. Buz üstünde hız yapmak ve heyecanlanmak, yarış esnasında, yarış sonrası bunları yaşamak beni bu branşa yöneltti. Yaşındayım. 13 sınıfa gidiyorum. Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Sürat patenine 9 yaşında 2017 senesinde başladım. Okulda iki tane arkadaşım alt seansına geliyordu burada. Ben de eve sarıp babama beni alt seansına getirmesini söyledim. Alt seanslarında bir hafta boyunca katıldım. Daha sonra babama beni kulübe hazırlamasını söyledim. Yarışlarda elde ettiğim dereceler sonrasında milli takıma katıldım. Milli takıma seçildikten sonra yurt dışı yarışlarına katıldık. Aslında benim için spor 2019'da başladı. Bu 2019'da Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatlarına katıldım. Bu yarışta 1500 metrede 3. 500 metrede 2. oldum. 1000 metrede de talihsizlik düşme sonucu kürsüde yer alamadım. Ve orada 2022 Kış Olimpiyatlarına katılacağıma dair söz vermiştim. İlk defa Beijing'e gittik biz. Çok büyük bir, benim için antrenör olarak bu gurur duydum. Çünkü sporcuyken farklıdır ama antrenör olarak daha da farklı oluyormuş. Yani emeğini karşılığını aldım diye sevindim o sırada. O da bitmedi. Biz olimpiyatlara katıldık 1000 metre mesafesinde. İlk elemelerde sporcumuzla Furkan Akar'la bir taktik uyguladık. Önündeki sporcular hata yapabilir. Onu bekle dedim. Aynı şekilde bunu uyguladık.
önündeki sporcular kendi aralarında mücadele ederken birbirlerine çarpışıp düştü. Birisi dengesini kaybederken Furkan onu geçip çeyrek finale tarihi yazdı. Önde yine Macar sporcu, ikinci Japon, Kruger ve Yoshinaga ilk iki sırayı paylaşmayı sürdürüyorlar ama asıl mücadele değil mi sonlarda başlıyor. Evet, ve final turu zili çaldı. Evet, evet Furkan, haydi Furkan diyelim. Furkan ikinciliği devraldı. Furkan ikincilikte. Furkan ikinci oluyor. Furkan Akar ikinci oluyor. Harikasın Furkan Akar. Evet, gerçekten kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum. Önce buraya gelerek tarih yazmıştı Furkan Akar. Burada da her şeyin aslında bir anlamda hani sona erdiğini düşünen birçok insan olabilirdi ama Furkan Akar hiçbir zaman yılmadı. Bin metrede temsil etti ülkemi. Eleme, çeyrek final, yarı final ve final B yarıştım. Bu yarışlarda hani rakiplerin düşmesi veya benim üst finale çıkmam, tabii ki her bir üst finale çıkmam benim için bir tarihti. Sonuçta ilk kez 19 yaşında Türkiye'yi temsil etmek apayrı bir gurur ve ayrıca güzel bir başarı elde etmek de apayrı bir gururdu ve bu gururun da kahramanı ben olmak, bu mutluluğu yaşamak bana nasip oldu. Furkan dördüncülüğe yerleşti. Haydi Furkan Akar, içeriden atağını sürdürmeye çalışıyor Furkan Akar. Furkan Akar son tur zili de çaldı. Furkan biraz geride kaldı ama yine mücadelesini sürdürüyor. Grubu takip ediyor. Orada sporcular kaydı. Furkan i̇şte Akar, oldu bu iş. Furkan oldu, Akar, oldu, Furkan oldu, Akar, oldu. Furkan Akar yükseliyor yarı finale. Yine uğurumuz olsun dedik. Evet. Furkan Akar, John Henry Kruger'ın ardından Furkan Akar tarih yazıyor. Evet, tarih Furkan yaz. Akar bir tarih daha yazıyor. Tarih Furkan yazmaya Akar. Devam ediyoruz. Mükemmelsin Furkan. İlk buza geldiğimde kimse beni almıyordu. Her kulübe gittiğimde ya yaşım büyüktü ya da yaşım küçüktü diyorlardı. Ben de sinirlenip ikinci gün gelip yeni açılan kulüp vardı Adem Hoca'nın. Kulübün ismi bile yoktu o derece. O kulüpte ekstra antrenmanlar yaparak kendimi geliştirdim ve herkes inat yaptı. Devam ettim. Şu ana kadar elde ettiğim başarıları bugüne kadar hiçbir sporcu elde etmedi. İlk hocam Adem Belir, benim için çok kıymetli bir hocadır. Eğer burada bir başarım varsa onun sayesinde, ona borçluyum. Çünkü üzerimde çok emeği var. Daha sonra mil takıma geçtim. 3-2 yıldır mil takımdayım. Burak hocam ve Artur hocamla beraber devam ediyoruz. Onlar da çok sıkı çalıştırıyorlar. Onların da üzerimde çok emeği var. Üç kez üst üste Türkiye birincilik madalyalarım var. Bundan ayrı Avrupa yarışlarında Macaristan ve Polonya olmak üzere ikincilik madalyalarım var. Bundan ayrı Federasyon Kupası 1, Federasyon Kupası 2 de birincilik madalyalarım bulunmakta. Thank you.
2022 kış olimpiyatlarından sonra tekrar dünya kupaları olsun, dünya şampiyonaları olsun, Türkiye yarışları olsun, bu yarışlarda devam etti. Geçen ay Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda iki arkadaşımla birlikte katıldık. Burada 3 mesafeye yarıştım. 1500'de ilk gün 6. oldum. İkinci gün 500 metrede 5. oldum. Ve son gün 1000 metrede de 3.lük bronz madalyayı almış oldum. Tabii ki öyle hemen finale katılamıyoruz. Ön eleme, eleme, çeyrek final, yarı final. Bu aşamaları aşarak, belirli taktikler uygulayarak, antrenörümün verdiği taktikler uygulayarak final de aslında bir düşme yaşadım bir sporcuyla. Düşüp kalkıp o yarışı tamamladım ve 3.lük bronz madalyayı elde ettim. Bronz madalya geliyor Avrupa Şampiyonası'nda. Furkan Akar Avrupa 3.sü. Kısa kulvar sürat pateni Avrupa Şampiyonası'nda Furkan gözyaşlarıyla kutluyor bronz madalyayı. Avrupa 3.sü. Tarihi bir başarı. Türk sürat pateni için tarihi bir başarı. Furkan Akar bronz madalyanın sahibi. İşte Furkan Akar ve antrenörü. Bu sevinç, bu mutluluk, gurur duyuyoruz seninle. Bu gözyaşları, yıllardır verdiğin emek. Seni tebrik ediyoruz Furkan Akar. Furkan Akar'la yaklaşık 2 yıldır milli takımdayım. Kendisi çok başarılı bir sporcudur. Kendisiyle antrenman yapmak çok zevkli. Mesela buzda bir yanlışım olduğunda yanına gidiyorum. Abi işte nerede yapmalıyım, işte nerede geçiş yapmalıyım. Kendisinden taktik alıyorum ve kendisine gurur duyuyorum. Muhammed gerçekten çok iyi bir sporcu, çok yetenekli bir sporcu. Ben inanıyorum ki yetenekli ve geleceği açık bir sporcu. Eğer isterse, çalışırsa, küçük ve büyük hayaller kurarsa, ülkemizi dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek. Bana güzel bir rakip olacak. Muhammed Bozdağ. Sporcumuz gerçekten çok yetenekli. Tabii ki Furkan Akar sporcuyu görünce bu sporcumuz da motive olmaya başladı. Gerçekten çok etkiledi Furkan sporcumuz bütün sporcularımıza ama özellikle bu genç sporcumuza Muhammed Bozdağ'a çok etkilendi. Ve bu 1-2 sene içinde daha fazla gelişmeye başladı. Furkan Akar sporcumuz da arkasından sürekli tecrübe alarak antrenmanlar sırasında kendi aralarında sürekli iletişimde oluyorlardı. Tabii o sırada tecrübe kazanıyor sporcumuz. Kayarken de şunu gördüm. Muhammed Bozdağ sporcumuzun kayışı diğer sporculara göre daha farklı. Bu özellikle virajlarda kayarken crosslar atarken bacak itişiyle farklı bir itiş vardı onun da.
Yani onu gözlemledim. Dedim ki bu sporcumuz şu an Furkan Akar sporcunun arkasından gelen sporcunun birisi. Short track bireysel ve takım olarak yapılan bir branş. 3 tane olimpik mesafesi bireysel olarak, 2 tane de takım olarak yarışması var. En uzun mesafemiz 1500 metre, yani 13,5 tur. Bizim her bir turumuz 111 metre. Orta mesafemiz 1000 metre, yani 9 tur. En kısa mesafemiz de 500 metre, 4,5 tur. Sabah fitness olsun, bisiklet olsun ve bu branşa, kısa kulvar sürat pateni branşına özgü kondisyon antrenmanlarımız oluyor. Sürat antrenmanlarımıza yaklaşık 40 kilometre ya da 45 kilometre hıza ulaşabiliyoruz. Güce dayanıklı antrenmanlarda da 1500 metre 13 tur, 1000 metre 9 tur yapıyoruz. Hedeflerim arasında ilk Dünya Gençler Yarışı'na katılıp 2004 Kış Olimpiyatı'na kota aldım. İkinci hedefim ise 2026 Kış Olimpiyatları'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeyim. Yaz kampları, kış kampları olsun, dünya kupaları, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası devam edecek. Buralarda ülkemi temsil edeceğim. Tabii ki kürsüye alıştık. Kürsüde yer almak istiyorum. Aynı zamanda da bunlardan 2026 kış olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Artık katılmayı hedeflemiyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip dönmek istiyorum.